Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır? Değerli öğrencilerim, edat ve bağlaç diğer sözcük türlerinden ayrılır. Neden? Çünkü ikisi de anlamsızdır. Yani bir cümleye baktınız, orada anlamsız kelimeler varsa, yani tek başına anlamsız kelimeler varsa o ya edattır ya bağlaçtır. Peki hocam biz anlamsız kelimeyi bulduk. Bunun edat mı, bağlaç mı olduğunu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar bağlaçlar geneli itibariyle kelimeleri ya da cümleleri bağlarken edatlar bağlamaz. Ne demek? Şimdi buna tek tek bakalım. A şıkkına daha doğrusu 1'e baktığımızda bir de tek başına anlamsız olan hiçbir kelime yoktu. Bakın milli eğitim bakanlığı, kullanılmayan köy okulu, bina köy yaşam merkezi dönüştürüyor hepsi anlamlı. Demek ki bir de edat ya da bağlaç kullanılmamış diyebiliriz arkadaşlar devam ediyorum ikincisinde V var atölye ve gençlik kampları bakın Şuradaki ve kelimesi atölye ve gençlik kamplarını birbirine bağlamış demek ki buradaki ve bağlaçtır Bu arada arkadaşlar ve veya veyahut gibi kelimelerin hepsi bağlama görevli kelimelerdir hepsi bağlaçtır bakın gibi var gibi de tek başına anlamsız bir kelime ama gibi etkinlikler diyor. Yani herhangi bir şeyi bağlamıyor. O zaman bu edattır. O zaman ikiyi ne yapacağız? Alacağız. Devam ediyorum. Mutlu köy yaşam merkezi de. Bakın de tek başına anlamsızdır. Arkadaşlar ayrı yazılan da de, ayrı yazılan ki bunların hepsi istisnasız bağlaçtır ama burada edat yoktu. Onun için üçü de eledik. Cevabımız çıktı. Ama biz hemen dörde bakalım. Nisan 2023'den beri. Hemen notumuzu alalım arkadaşlar. Den beri, den sonra, den önce, den başka gibi Türkçe'de den bağlantılı tüm kelimeler edattır. Yani dün den beri çalışıyorum. Bakın den beri edat. Yarın itibaren. Bakın dan itibaren yine edat. Bunlara dikkat edelim. Şurada hem hem var. Bakın, burada hem çocuklara hem yetişkinlere. Şuradaki hem hem çocuklar ve yetişkinleri birbirine bağlamış. Bu da bağlaçtır. Bu arada arkadaşlar şuna da dikkat edelim. Türkçedeki ikili kalıplar ya ya, hem hem, ister ister, kah kah gibi kelimeler bağlaçtır. Şu edatta bu bağlaçtı. Burada da var. Sonuncuya da bakalım. Bakın şurada V var. V'nin bağlaç olduğunu söylemiştim. Burada ayrı yazılan D var. Ayrı yazılan D ki bunlar bağlaç. Yine V bağlaçtı arkadaşlar. Dikkat edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gibi edatı bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır diyor. Burada bulunduğumuz yerden Muhteşem bir tablo gibi görünüyor. Arkadaşlar buradaki buğday tarlalarını muhteşem bir tabloya benzetmek için kullanmış. Onun için buradaki gibi'nin kullanıldığı anlam benzetme anlamıdır. Cevabımız A şıkkı olacak. Mahalledeki tartışmayı bir eski masal, eski zaman masal kahramanı gibi. Bakın masal kahramanına benzeterek anlatmış. Onun için burada da benzetme olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız A. Diğerlerine bakalım. Her şey istediği gibi sonuçlandı. Buradaki gibi benzetme anlamında değil de istediği şekilde sonuçlandı anlamında kullanılmış. Nuri dedemin dediği gibi. Buradaki gibi birisinin sözüne değinilirken kullanılıyor. Yine benzetme amacı yok arkadaşlar. Bunu da eleyebiliriz. Üzüm, kavun gibi burada ve benzeri anlamında kullanmış. Yani devamı gelecek anlamında bu da benzetme amaçlı değil. Sana değer verdiğim gibi ona değer vermek zorundayım. Burada da eşitlik anlamı katmış. Yani sana değer verdim ona da vereceğim eşit olacak. Eşitlik, denklik anlamı kullanılmış. Bu da olamaz cevabımız aşık olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat? Edatın diğer adına dikkat edelim. İlgeç kullanılmamıştır. Edatlar cümle içerisinde tek başına anlamsızdır. Tıpkı bağlaçlar gibi. Bağlaçlardan farkı bağlaçlar bir şeyi bağlarken edatlar bağlamaz. Arkadaşlar a karşı var. Türkçedeki e ve den kalıplarının tamamı edattır. Sabah a karşı, sabah a dek gibi, bugün e doğru, e doğru gibi Dün den beri, den beri gibi. Den ve e bağlantılı tüm kelimeler edattır diyebiliriz. Bakın şurada e rağmen var. Yine e bağlantılı kelime. Bu da edatımız arkadaşlar. Devam ediyorum. C şıkkına baktığınız zaman C şıkkında da kadar var. Arkadaşlar kadar tek başına da edattır e kadar şeklinde kullanıldığında da edattır. Sabah a kadar ders çalıştım. Burada da edattır. Buradaki gibi tek başına kadar olarak da kullanılsa edattır. Ayrı yazılan da de bağlaçtır. Buna dikkat edelim. İçin kelimesi nasıl kullanılırsa kullanılsın. Yine edatlarımızdan bir tanesi. Yalnız burada edat yoktu. Burada tek başına anlamsız olan tek kelime amaydı. Buradaki ama da Birinci cümle ile bakın kar yağmıyordu. Birinci cümle yollardaki buzlar hala erimemişti. İkinci cümle iki cümleyi bağladığı için bağlaçtı arkadaşlar. Onun için cevabımız E şıkkı olacak. Doğru sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde aynı türdedir? Değerli öğrencilerim doğru sözcüğünün edat olabilmesi için e doğru a doğru şeklinde kullanılması lazım. Bakın akşam a doğru var. A doğru şeklinde kullanıldığı için edat bana doğru ben e doğrudur. E doğru şeklinde kullanıldığı için edat. Yani 2 ve 4'ün edat olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Doğru kararlar. Şuradaki doğru sözcüğü karar ismine yönelmiş. Karar isim. Nasıl karar? Doğru karar. Niteleme sıfatı. İsme sorduğumuz nasıl sorusu niteleme sıfatını bulduruyor. Herkes doğruyu söylemesini Buradaki doğru arkadaşlar isim olarak kullanmış. Aslında bu adlaşmış sıfattır arkadaşlar. Doğru sözdür bu. Oradaki söz düştüğü için adlaşmış. Yani isim olarak kullanılmış. Bu isimdir. Burada ise doğru konuşmalısın. Konuşmak fiildir. Nasıl konuşmalısın? Doğru. Fiile sorduğumuz nasıl sorusu? Durum zarfını bulduruyor. Bu zarftı. Bu isimdi. Bu sıfattı. Bunlar birbirine benzemiyordu arkadaşlar hangisinde ile diğerlerinden farklı görevdedir? Arkadaşlar ile'nin iki tane görevi var. İle'nin yerine V getirip okuduğunuzda olursa bağlaçtır. İle'nin yerine V getirdiniz okudunuz olmadı o zaman edattır. Bakın hemen ilemizi bulalım. Şurada sevgi ve nefret iki yakın yoldaştır. İle'nin yerine V getirdim fıstık gibi oldu. Onun için bu bağlaçtır. Duyguları ve bakmaya çalışıyor. Duyguları ve bakmaya çalışıyor olmadı. Onun için burada edat olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Bakın arkadaşlar ile edatı ya da bağlaçı böyle ekleşerek kullanılabiliyor. Buna dikkat edin. Gözden çok kaçar. Onun için ile edat ya da bağlacını özellikle aramanız gerekiyor görebilmek için. Sevgi ile, duyguları ile vesaire. Bakın fındık ile sağlıyor. Hemen yerine ve getirelim. Fındık ve sağlıyor olmadı. Onun için bu da edattır. Cevabımız zaten çıktı. Diğerlerine de bakalım. Uçak ile gitmek, uçak ve gitmek olmadı. Bu da yine edatımız arkadaşlar. Hemen buraya da bakalım. Et ile pişirilen, et ve pişirilen olmadı. Bu da edatımız cevabımızda A şıkkı olacak. Bu cümlelerin hangisinde D bağlacıyla aynı anlama gelen bir sözcük kullanmıştır? Değerli öğrencilerim, D de sözcüğüyle aynı anlama gelen ya da gelebilecek iki tane kelime var. Birincisi bile kelimesi, ikincisi de dahi kelimesi. Sen bile, sen dahi, sen de gibi kalıplarda bunlar birbirlerine, birbirleriyle aynı anlamda kullanılabilir. Cevabımız edirne olacak. Bakın şu bilenin yerine de getirdiğimiz zaman aynı anlamı verdiğini göreceğiz. Yemeğe onu çağırsaydık bile geleceğine pek ihtimal vermiyordum. Yeme onu çağırsaydık da geleceğine ihtimal vermiyordum. Bile ve de aynı anlama gelen iki kelime arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yaya bağlacı cümleleri bağlamıştır? Arkadaşlar yaya bağlacının ya da bağlaçların cümleleri bağlayabilmesi için iki yüklemin arasına gelmesi lazım. Hemen cevabımıza gelelim. Bakın yağlar şuralarda. Ya ben anlatamıyorum, ben anlatamıyorum birinci cümlemiz. Siz beni anlamak istemiyorsunuz. Bu da ikinci cümlemiz. Bakın şuradaki yağya bağlacı cümleleri bağlamış. Dikkat ederseniz diğerlerinde cümleleri bağlamamış. Diyor ki ya Tuğçe ya Deniz gelecek. Gelecek yüklem gelen kim? Ya Tuğçe ya Deniz. Burada özneleri bağlamış. Tuğçe ve Deniz'den cümle olmaz zaten. Gitti arkadaşlar. Bakın ya mutfak ya oturma odası. E bunlar da cümle değil. Yani mutfak da cümle değil. Oturma odası da cümle değil. Buradaki ya ya yine cümleleri bağlamamış. Yine öge olarak bakarsanız başlayacaktık yüklem nereden başlayacaktık ya mutfak ya da oturma odasından burada da dolaylı tümleci bağlamış yani iki yüklemi iki cümleyi bağlamamış arkadaşlar bakın ya gerçeğe ya da gerçeğe benzer olaylara diyor yine burada cümle değil onun için bunu da alamayız neye dayanmalı ya gerçeğe ya gerçeğe benzer olaylara bu da dolaylı tümleç olarak kullanılmış gibi ya sanatımızı ya düşünce yazımızı bakın sanatımızı diye cümle yok düşünce yazımızı diye cümle yok orada da cümleleri bağlamamış arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü hangisinde doğru verilmiştir? Hadi bakalım. Bir kadın. Arkadaşlar burada bir sözcük kadın ismine yönelmiş. Kadın isim. Hangi kadın? Bir kadın. İsme sorduğumuz nasıl, hangi, kaç sıfatı buldurur. Onun için birinci sıfat görevinde kullanılmıştır. Değerli öğrencilerim, için kelimesi sevdiğin için güzeldir. Buradaki için kelimesinin her zaman edat olduğunu unutmayacağız. Tabi için derken şundan bahsetmiyorum. Gidin su için. O içmek fiili. Klasik işte bu işi yapmak için, sevdiği için, konuştuğu için gibi kalıplar her zaman edattır herkesten farklıdır. Herkes dediği kim? Ali, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma, Hayriye. Bakın ismin yerini tutuyor. İsmin yerini tuttuğu için bu da zamir olarak kullanılır. Başka bakar. Bakın bakma işlemi başka olmuş. Bakmak nedir peki? Fiildir. Nasıl bakar? Başka bakar. Fiile sorduğumuz nasıl sorusu durum zarfını bulduruyor. Sıfat edat, zamir, zarf cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Cümlesinde ünlemin kattığı anlam hangisinde vardır? Ah ne olurdu hepimiz bir sabah sağımızdan kalkabilseydik. Arkadaşlar burada bir keşke, keşke sağımızdan kalkabilseydik tarzında bir anlam var. Ulaşmak istediği şeye yönelik Keşkeli bir kullanım var aslında. Yine Edirne'de de bu var. Ah bunu önceden bilseydim. Yani keşke bilseydim. Ulaşmak istediği, bilmek istediği bir şeye atıfta bulunmuş. Diğerlerine de kısa kısa bakalım. Ah canım memleketim senden ne kadar da uzağım. Burada memleketinden uzak olduğu için buradaki ah özlem anlamı katmış. Ah zavallı yavrucak çok kötü bir kaza yapmış. Burada acıma anlamı var arkadaşlar. Ah çocuk nasıl da yaptım bütün bu işleri. Burada şaşırmış. Sen bunları nasıl yaptın diyor. Burada şaşırma var. Bir ah çeksem karşı dağlar yıkılır. Buradaki ah kelimesini mübalağa etmek için kullanmış arkadaşlar. Onun için de bu da olamazdı. Cevabımız E şıkkı olacaktı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat öbeği yüklem görevindedir? Değerli öğrencilerim bir kelimenin edat öbeği olabilmesi için o grubun en sonundaki kelimenin edat olması lazım. Yani bir cümlenin yükleminin edat öbeği olabilmesi için en sondaki kelimenin edat olması gerekir. Hemen yüklemleri bulalım. Sınava girmekle sanki iyi mi etti? Bakın en sonda kalan kısım, yüklemde kalan kısım etti kalıbı. Onun için etmek de fiil olduğu için biz buna edat öbeği diyemeyiz. Devam ediyorum. Bu cümlenin yüklemi delice idi en sonda kalan zaten delice idi'nin kendisi buradaki idi ektir arkadaşlar. Ancak delice yine edat değil. Burada edat öbeği yok. Yüklem konuşmadı. Bu da edat öbeği değil çünkü konuşmak fiildir. Bulmak fiilimiz. Bu da edat değil. Ancak diyor ki geçenlerde aldıkları yeni ev kutu kadardı. Bakın buradaki yüklem kutu kadardı olacak. Bakın kutu isim, kadar edat. Ancak bir kelime grubunun ne öbeği olduğunu en sondaki kelime belirler. En sonda kadar olduğu için burada edat öbeği var. Kadar da edattır. Edat öbeği yüklem olduğu için de cevabımız E şıkkı olacak. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır diye soruyor. Arkadaşlar edat ve bağlaç anlamsız, tek başına anlamsız kelimelerdir. Cümle içinde anlam kazanır. Peki hocam sadece bu ikisi anlamsız, diğer kelimeler anlamlı. Bunu anladık. Peki biz bu ikisini nasıl ayıracağız? Bağlaçlar bağlama görevi görürken edatlar bağlama görevi görmez. Yani şöyle, Ali ve Hasan geldi. Bakın buradaki ve Ali ve Hasan'ı birbirine bağlamış. Bu bağlaç. Ama geldiği gibi giderler. E buradaki gibi bir şey bağlamıyor. Onun için edattır. Hadi başlayalım. Önce cevabımızdan başlayalım. Cevabımız 2 olacak. Hepimiz ya Platoncu ya Aristotelesçiyiz. Arkadaşlar ya ya hem hem gibi kalıplar ne ne gibi kalıplar ister ki ister ister gibi ikili kalıpların hepsi bağlaştır. Bakın Platoncu ve Aristotelesçileri birbirine bağlamış. Burada bağlaç olduğunu söyleyebiliriz. Bakın şurada V var arkadaşlar. Bu V yine bağlaştır bir şeyleri bağladığı için. Gibinin her zaman edat olduğunu unutmayacağız. Gibi edat arkadaşlar. Çünkü bir şeyi bağlamıyor ve anlamsız tek başına. Ayrı yazılan D, ayrı yazılan Ki bunlar her zaman bağlaştır. Cevabımız B olacak. Diğerlerine de bakalım. Burada V var. Platon ve Aristoteles'i birbirine bağlamış. Onun için bu bağlaçtır arkadaşlar. 3'e geldiğiniz zaman kadar tek başına kullanılmış. Kadar tek başına anlamlı değil. Ya edat ya bağlaç. Ama kadar günümüze kadar diyor bir şeyi bağlamamış. Onun için bu edattır ama burada bağlaç yoktu. 4'e bakalım hemen. 4'e baktığımız zaman burada V bağlacı var ancak edat yok burada. 5'te edatta bağlaçta yoktu arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacak. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Arkadaşlar edat cümlede tek başına anlamı olmayan kelimedir. Bağlaç da tek başına anlamı olmayan kelimedir. Peki hocam bunları nasıl ayıracağız? Edatlar bir şeyleri bağlamaz ama bağlaçlar cümleleri ya da kelimeleri birbirine bağlar. Mesela kış anlamlı, bitti anlamlı, uzaklar anlamlı, ilk anlamlı, ümitler anlamlı ama gibi tek başına anlamlı değil. Peki ümitler gibi yaz herhangi bir şey bağlamış mı? Hayır. Demek ki buradaki gibi edat görevinde kullanılmış bunu rahatlıkla bulabiliriz. Bu metinde bağlat yoktu arkadaşlar. Ah bakın ah bir ünlemdir. Ünlemimizin olduğunu görebiliriz. İşaret sıfatı bu, şu, o, öteki, beriki gibi işaret belirten kelimeler ismin önüne gelecek. Bakın şurada bu var. Bu haz. Haz isim. Ne yaptı? Bu kelimesi ismin önüne gelip onu belirtti. Hangi sorusunu da sorabilirsiniz. Hangi haz? Bu haz. İşte buradaki bu da işaret sıfatıdır. Adlaşmış sıfat. Hocam adlaşmış sıfat nasıl oluyor derseniz şöyle arkadaşlar. Bakın mesela elimizde bir tane niteleme sıfatı olacak. Sıcak havaları sevmem diyelim. Hava isim değil mi? Nasıl hava? Sıcak hava. Bu nedir? Niteleme sıfatıdır. Arkadaşlar bu niteleme sıfatının önündeki isim düşer ve şöyle olursa sıcakları sevmem olursa biz buna adlaşma sıfat diyoruz. Yani önündeki isim düşecek. Bakın uzaklarda diyor. Aslında bu uzak yerlerdir. Nasıl yerler? Uzak yerler. Buradaki yerler düştüğü için uzaklar adlaşmış sıfat olmuş. Cevabımız da denizde olacak.